Sizi öyle birinin kabrine getirdim ki... Hayat hikayesini dinlediğinizde çok etkileneceğinizden eminim. Kula'ya bağlı Emre Köyü'ndeki bu yeri yakından görmelisiniz. Çünkü burada yatmakta olan kişilerden nasipleneceğiniz büyük dersler var. Yunus Emre Hazretleri, Anadolu Müslümanının kalbini fetheden büyük zat. Onun mezarı içeride değil de kapının önündeyse, içeridekiler kim? Tapduk Emre Hazretleri ve aile üyeleri. Başlarından geçen olayları duyduğunuzda hayret edeceksiniz. O halde hazırsanız başlayalım. Tarih 1240. Yer Eskişehir. Bir bebek geldi dünyaya. Adı Yunus. Ömrü boyunca Anadolu topraklarında yaşayacak ve kendi döneminde Anadolu'nun dört bir yanında tanınan biri haline gelecekti. Anadolu Müslümanının kalbini çalmış bir Allah dostu. Şimdilerde ise dünyanın dört bir köşesinde onun adında enstitüler açılmış durumda. Peki neydi onu bu kadar özel yapan şey? Yunus Emre. Eskişehir'in Sarıköy beldesinde çiftçilik yaparak geçirdiği çocukluğunun ardından oldukça fakir biri olarak yaşadığı köyde baş gösteren kıtlık sebebiyle düştü Kırşehir'e doğru yollara. Hacı Bektaş Veli'nin yolunu tutmuştu. Kapısına gideni boş döndürmüyordu diye ününü duymuştu çünkü. Yolda giderken de eli boş çıkmamak için karşısına alıç bitkisinden topladı ikram etmek için. Hacı Bektaş Veli, uzun süren yolculuğun ardından dergaha ulaşan, saygılı ve samimi tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Yunus Emre'yi ilk gördüğü anda fark etti ondaki cevheri ve onu birkaç günlüğüne dergahta misafir etti. İki gün sonra Yunus Emre, artık dönme vakti dedi. Ev halkının kendisinden yiyecek beklediğini söyleyerek hazretlerinden köyüne götürmek için buğday istedi. Yunus'un farklı bir genç olduğunu bilen Hacı Bektaş Veli ona bir teklifte bulundu. Buğday mı istersin yoksa erenlerin himmetini mi? Biraz düşünen Yunus Emre, buğday dedi. Çünkü bakması gereken insanlar vardı. Fakat hazretleri vazgeçmemek ve onu zorlamak istiyordu. Tekrar sordu. Buğday mı yoksa erenlerin himmeti mi? Yunus Emre tekrar düşündü fakat kararını vermişti. Buğdayı alacaktı. Hacı Bektaş Veli gülümsedi ve istediği buğdayı kendisine vererek Yunus Emre'yi köyüne uğurladı. Yunus Emre geri dönüş yolundaydı. Aradan biraz zaman geçince içini bir huzursuzluk kapladı. Acaba yanlış mı yapmıştı? O da biliyordu ki Allah Azze ve Celle rızka kefildi. Bir tarafta hak yolunda kainatın sırlarına ermek ve Yaradan'a daha yakın olabilmek varken nasıl olur da rızk konusunda endişelenmişti? Kursakları boş bir şekilde sabahları yola çıkan kuşları akşam doymuş olarak evlerine geri döndüren Allah değil miydi? Pişman olmuştu. Oysaki yolu da yaralamıştı. Ama içi içini yemeye başladı ve yarı yoldan apar topar geri dönerek tekrar dergaha geldi. Ben büyük bir hata yaptım efendim. Himmeti seçiyorum. Hacı Bektaş Veli gülümsedi ve maalesef Yunus dedi. İş işten geçti. Buradaki hakkını kaybettin. Bunu duyan Yunus Emre üzülmüştü. Üzülme dedi. Artık burada değil ama nasibin hala seninle. Tapduk Emre'yi bul. Bundan sonra nasibinin anahtarı Tapduk Emre'de. Bunu duyan Yunus Emre Tapduk Emre'nin dergahına ulaştı ve kendisine başından geçenleri anlattı. Dikkatlice dinledikten sonra Tapduk Emre artık Yunus Emre'yi kendi dergahına aldı. Yunus dedi, hizmet eyle ki himmet eyleyelim. Hak ve hakikat aşkıyla yanıp tutuşan Yunus Emre çok büyük bir zevkle Tapduk Emre Hazretleri'nin dergahında hizmet etmeye başladı. Kendisine ne vazife verilse daha önce kimseden görülmemiş bir istekle yerine getiriyordu. Yunus aradığı yeri bulduğunu düşünüyor ve bunun verdiği mutlulukla yaşadığını ve dine verdiği hizmetten dolayı da Allah'a karşı kulluk görevini yerine getirdiğini düşünüyordu. Önce nefsini terbiye etmeyi öğrenmeliydi. Onu bekleyen 40 günlük bir çilehane imtihanı vardı. 40 gün boyunca tek başına karanlık bir odada kapalı kalan Yunus Emre, 40 günün sonunda kapının dışından güzel bir kadın sesi duydu. Ses onu kapıyı açması için zorluyordu.
Nefsine karşı verdiği imtihanla yüzleşmek adına kapıyı açan Yunus, sesini duyduğu o kadın yerine siyahlı bir adamla karşı karşıya kaldı. Gölge gibi görünen bu adam, Yunus Emre'nin kendi iç dünyasından çıka gelen nefsinden başkası değildi. Karşısındaki adam türlü türlü fikirleriyle Yunus'un aklını çelmek ve nefsine karşı verdiği mücadelede başarısız olması için elinden geleni yapıyordu. Yunus Emre karşısındaki siyah giysili adamı önce boğmak istedi. Bunu başaramayınca duvar dibinde bulunan su testisini alarak onunla adamın kafasına vurmaya çalıştı. Fakat o da ne? Testi adamın içinden geçerek diğer tarafta yere çarparak kırıldı. Yunus Emre nefsini tamamıyla öldüremeyeceğini anlamıştı. Onu yok etmek yerine La ilahe illallah diye zikrederek nefsini esir alabileceğinin farkına vardı. Zikri duyan nefis şaşkına dönerek odadan çıkıp uzaklaştı. Yunus Emre artık görevlerine hazırdı. Dergâhtaki önemli vazifelerinden biri de odun toplayıp getirmekti. Çok uzun yıllar boyunca odun bulup toplamaktan ne sıkıldı ne de bir gün bile vazifesini aksattı. Tapduk Emre Yunus'tan çok memnundu. Bir gün onu karşısına aldı ve uzun zamandır sormak istediği bir soruyu sordu. Yunus dedi, bunca yıldır toplayıp getirdiğin odunlara bakıyorum da hepsi mi böyle dümdüz ve güzel? Hiç eğri bir odun getirdiğine denk gelmedim. Hepsi öyle efendim, dedi Yunus. Nasıl yani, hiç mi eğri yoktu içlerinde? Hayır efendim, hiç yoktu. Bu kadar sene boyunca hiç mi eğri oduna rastlamadın daha da? Bu soruya Yunus Emre o çok bilinen cevabını verdi. Sultanım, bilirim ki sizin kapınızdan içeri hiçbir eğrilik girmez, odun bile olsa. Yunus bir kez daha samimiyetini ve hizmetini ne derece hak aşkıyla yaptığını kanıtlamıştı. Yunus Emre kendisi fark etmese de yavaş yavaş hakkın ve kainatın sırlarını anlayabilecek iç olgunluğa erişmeye başlamıştı. Mesela bu durumu güzel özetleyen yaşadığı olaylardan biri de sarı çiçek olayıdır. Sordum sarı çiçeğe dersem birçoğunuz anımsayacak. Peki ne yaşanmıştı? Tapduk Emre bir gün dergahındaki dervişlerinden çiçek getirmelerini ister. Hepsi kırlara dağılır ve en güzel görünüşlü çiçeği bulmaya çalışırlar. Tabii Yunus da onlarla beraber. Çiçek toplama işi bitip dergaha geri dönüldüğünde tüm dervişler topladıkları birbirinden güzel çiçekleri Tapduk Emre'ye verirler. Yunus Emre'nin elinde ise solmuş durumda sarı bir çiçek vardır. Şeyhi, "Neden bu çiçeği getirdin?" diye sorduğunda Yunus şöyle cevap verir. "Efendim, sabahtan bu yana size layık olabilecek bir çiçek bulabilmek adına her yeri dolaştım durdum. Birbirinden güzel çiçekler buldum ama sorun şu ki hangisini koparmak için elimi uzattıysam çiçeğin Allah diye zikrettiğini duydum. Bunu duyunca da hiçbirini koparamadım." Tam geri dönmeye hazırlanıyordum ki bu solgun çiçeğe denk geldim. Bana seslendi ve beni koparabilirsin dedi. Benim vaktim artık doldu. En azından bir dervişin elinde hayatımı kaybedeyim. Yunus Emre çiçeklerin hal ve dilinden anlamaya, onları duymaya başlamıştı. Aranızdan hiç çiçek konuşur mu diyeniniz varsa, daha önceki videolarımı izlememiş olduğunuzu varsayarak size Kur'an-ı Kerim'den bir örnek vermek isterim. Yedi gök, arz ve bunların içinde bulunanlar onu tesbih ederler. Onu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ama siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Aradan uzun yıllar geçti. Hak arayışında canla başla hiç şikayet etmeden çalışan Yunus Emre, yıllarca gösterdiği çabanın karşılığını alamadığını ve hayalini kurduğu gibi layık bir kul olamadığını düşünüp hayıflanmaya başlamıştı. Kendisinde yükseldiğine dair herhangi bir keramet göremiyordu. Tapduk Emre de ona böyle bir şey hissettirmiyordu. ''Nereye kadar bu böyle devam edecek?'' dedi ve günün birinde ansızın, sessiz sedasız, yıllardır hizmet ettiği dergahından ve çok değer verdiği Tapduk Emre'sinden ayrılarak düştü yollara. Uzaklara gitmeye karar verdi. Kendini bulmalıydı diye düşündü ve onu kemale erdirecek bir başka kapı aramaya başladı. Aradan uzun bir zaman geçti. Bir yolculuk sırasında iki kişiye rastladı. Onlar da kendisi gibi hak arayışında ve kemale ermek isteyen kişilerdi. Yunus bu iki kişiyle dost oldu ve birlikte dolaşmaya başladılar. Ertesi gün olup karınları acıktığında ilginçlikler yaşanmaya başlayacaktı. Adamlardan bir tanesi başladı dua etmeye. Dua etmesiyle birlikte büyük bir sofra beliriverdi önlerinde. Kendilerine gönderilen bu nimeti yiyip bitirince bolca şükrettiler.
Yunus Emre ise şahit olduğu bu olağanüstü durum karşısında şoke olmuştu adeta. Nasıl olur da kendisi bunca sene hizmet ettiği halde böylesi kemale erememişti diye düşündü. Oysa ki yanındaki iki adam kendi gibi hizmette bulunmuş kişiler de değildi. Ardından Tapduk Emre'nin dergahından ayrılmış olduğu için doğru bir karar almış olduğunu düşündü. Bir gün sonra üç arkadaşın karınları yine acıkmıştı. Bu sefer de diğer adam başladı dua etmeye. Yunus Emre bir kez daha gördükleri karşısında şaşkına döndü. Çünkü adamın dua etmesiyle birlikte bir başka sofra daha gelivermişti önlerine. Yine karınları doydu. Fakat ertesi gün olduğunda işler değişecekti. Çünkü bu sefer dua etme sırası Yunus Emre'ye gelmişti. İki adam Yunus'a dönerek, "Hadi bakalım, dua etme sırası sende," dediler. Yunus telaşlandı. Eli ayağına dolanmıştı. "Kardeşlerim," dedi. "Ben dua edersem bırakın sofra gelmeyi, bir yaprak bile kımıldamaz. Ben sizler gibi öyle sofra ikram edilecek biri değilim." İki adam itiraz etti. "Olmaz öyle şey. Sırayı bozamayız. Haydi buyur, sen dua et." Çaresiz kalan Yunus Emre açtı ellerini ve başladı dua etmeye. "Rabbim, şu aciz Yunus kulunu bu iki dervişe gönderdiğin sofradan nasiplendirdin. Şimdi ise dua sırası bana geldi. Ne olur beni mahcup etme Allah'ım. Onlar sana nasıl dua edip lütfa nail oldularsa, ben de o kullarının ettiği niyetle sana dua ediyorum Rabbim." Duanın ardından ellerini yüzüne sürdü ve gözlerini açtığında ne görsün? Karşılarında 10 kişilik leziz bir yemek sofrası duruyor. Ama nasıl olur? Bu duruma sadece Yunus değil, iki arkadaşı da oldukça şaşırmıştı. Ardından sordular. "Hani sen dua bilmezdin? Nasıl bir dua ettin de Allah-u Teala böyle büyük bir ikram gönderdi?" Yunus Emre, "Önce siz söyleyin," dedi. "Sizler nasıl dua etmiştiniz?" İki adam anlatmaya başladı. "Tapduk Emre Hazretlerini bilir misin? İşte onun dergahının kapısında 40 yıldır tüm dillerde olan Yunus isimli bir derviş var. Büyük bir istek ve ihlasla hizmet eden bu Yunus kulunun adına dua edip istemiştik," dediler. Yunus Emre duydukları karşısında heyecandan ne yapacağını şaşırmıştı. "Eyvah," dedi. "Ne yaptım ben böyle? Nasıl olur da bırakırım Tapduk Emre'yi?" Aradan çok uzun bir zaman geçmesine rağmen karar aldı ve Tapduk Emre'nin yanına doğru yola çıktı. Yunus eski üstadının evine vardığı gibi titreyerek kapıyı çaldı. Yunus'un karşısına çıkan kişi Tapduk Emre Hazretlerinin hanımıydı. Yunus Emre'yi karşısında gören Valide Hanım, "Evladım, sen ne yaptın böyle? Neden hocanı terk edip onun kalbini kırdın?" Yunus'un gözleri yaşlıydı. "Oğlum," dedi Valide Hanım, "bak şimdi, sen burada kapının eşiğinde bekle. Birazdan Tapduk Hazretleri dışarı çıkacak. Gözleri artık görmüyor. Sana takılınca bu kimdir diye soracaktır. Ona senin Yunus olduğunu söylerim. Bana derse ki hangi Yunus, anlarsın ki seni gönlünden çıkarmıştır. O zaman hiç ses etmeden kalk git buralardan. Şayet bizim Yunus mu diye cevap verirse anla ki hala gönlünde yerin var." Yunus Emre üzgün bir şekilde uzandı Tapduk Emre'nin evinin kapısının önünde. Kısa süre sonra Tapduk Emre çıka geldi. Yaşlanmıştı. Gözleri de görmüyordu. Ayağı Yunus Emre'nin başına değince "Kimdir bu?" diye sordu. Eşi cevapladı. "Yunus'tur o." Yunus Emre heyecanlı bir bekleyiş içinde Tapduk Emre'nin iki dudağı arasından çıkacak sözleri bekliyordu. Derken "Bizim Yunus mu?" dedi Tapduk Hazretleri. "Evet bey, bizim Yunus." Şeyhinin kendisini hala hatırladığını gören Yunus Emre hemen hocasının eline sarıldı ve ağlamaya başladı. Tapduk Emre şöyle dedi. "Yunus evladım, bir meyve olgunlaştığını kendisi bilemez. Onu sadece bahçıvan fark eder. Bir talebenin kemale erdiğini de hocası iyi bilir. Ama gayretlerine ara vermemesi ve kendisini farklı hissetmemesi için belli bir mertebeye gelene kadar ondan bu hakikati gizleyerek onu daha ilerilere götürür." Yunus Emre özel biriydi. Ömrünü, hakkı, hakikati aramakla geçirmiş, bu uğurda yaşamı boyunca hizmet etmekten yılmamış Yunus Emre. Halk tarafından o kadar sevildi ki, gerek Türkiye'de gerekse dünyanın birçok yerinde Yunus Emre makamları bulunmakta. İşte bugün sizi Tapduk Emre'nin o evine getirdim. İçeride Tapduk Hazretleri aile üyeleriyle birlikte yatıyorlar.
Yunus Emre Hazretlerini merak ediyorsanız, ha onun da kabri kapının eşiğinde. Tıpkı hocasının "Bizim Yunus mu?" dediği yerde yatıyor.